Şimdi ben gene tekrarlayayım. Ben İnsan Hakları Dünya Sekreteryası'ndan geliyorum. İnsan haklarının bütün bel kemiğine sindiği bir anayasa yapalım diyorum. Bunun için tekerleği tekrar keşfetmek gerekmiyor. Hı hı. Dünyada çok güzel örnekler var. Bütün bu sıkıntıları sadece bizim mi yaşadığımızı düşünüyorsunuz? Hayır. Güney Afrika var. Birbirini kıymış ırk için, din için, birbirini kıymış bir ülkeden bir demokrasi yaratmış, yeni bir anayasa yaratmış bir neredeyse kıta var. Şu anda Afrika'nın liderliği ellerinde. Dünyanın en iyi anayasalarından birisi olarak gösteriyor. Bakalım, okuyalım. Bir araya getirelim güzel örnekleri. Hep beraber seçelim ama önden önce ilk engelimizi aşmamız gerekiyor. Bu barajı aşmamız gerekiyor hep beraber. Türkiye'nin bütün renklerinin o meclise girmesi gerekiyor ki bunu güzel güzel konuşalım. Şurada çok haklısınız. Kürtlerle ben söyledim zaten. Namus cinayetleri denen şey İstanbul'da da oluyor, Erzurum'da da, Mardin'de de. Bunu Kürt sorunu töre cinayetleri diye sunanlar utansın derim. Çünkü o zaman Pakistan'da, Filistin'de de olmazdı. Dünyanın en çok namus cinayetleri olan yerleri bunlar. İmamlarımızın çıkıp bir şey söylemesi lazım. Günah kardeşim bu demesi lazım. Bu Kürt sorunu değildir namus cinayetleri. Namus cinayetleri toplumumuzun, toprağımızın, biraz da dinimizin sorunu herhalde. Çünkü imamlarımızdan tek bir söz duyamıyoruz bu konuda. Bu konuya başkaları, her şeyi tabii ki de bir ırk, bir dinden, bir kesimden sorulmamalı. Bıyıklı insanlardan, ben ona taktım. Şimdi Türkiye'de bıyıklı insanları suçlarsak sürekli siz de içine giriyorsunuz. Tabii ki. Ben de itiraz ederim. Bunun için insan hakları sözleşmesi mi çıkarmak zorunda değil kalacağız, değil mi? Evet, bu kadar ayrı gayriye gerek yok.